Herkese selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere cable cross nasıl yapılır, cable cross'ta genelde yapmış olduğumuz hatalar, varyasyonları ve nasıl yapılacağını sizlerle paylaşacağım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi cable cross'u size gösteriyorum. DAP'ta yapıyorum bunu. Başlangıç için 15 kiloya taktım, 15 kiloya aldım abi. İki taraftan bu şekilde tutuyorsunuz, bir ayağı öne atıyorsunuz, tamam, bir ayak önde, dik duruyorsunuz arkadaşlar, göğüs dışarıda, şu, önde birleştiriyoruz. Arkadaşlar bu hareketi yaparken kollarımızı çok az büküyoruz, yani şu şekilde değil, bu şekilde yapmayın. Bu şekilde de çalışılıyor ama tam adaleye bindirmek istiyorsanız bu şekilde uygulamanız gerekiyor. Göğüs dışarıda, kollar, omuzlar öne doğru gidiyor, şu değil. Omuzlar önde değil. Göğüs dışarıda bir şekilde hareketi uyguluyoruz. Dediğim gibi bu hareketi uygularken dikkat etmemiz gereken yer hususlar. Dediğim gibi kolları fazla kırmıyoruz arkadaşlar. Hafif bükük, aşağıda birleştiriyoruz. Bu şekilde aşağıda çalıştığımız zaman, alt tarafı doğru ittirdiğimiz zaman alt göğüs kasları çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki bunun varyasyonları da var. Altları, orta bölgeyi ve üst göğüs kaslarını çalıştırmamız için şu şekilde çalışıyoruz. İni aldık. Bir adım öne attık. Tamam. Bu alt göğüs kasları için. Dik duruyoruz. Bu şekilde. Hareket uyguluyoruz. Bu orta göğüs kasları için. Uygulayabilirsiniz. Bu da üst göğüs kasları için arkadaşlar. Bir de bunu yaparken şimdi üst göğüs kaslarımızı çalıştıracağımız zaman bu ayarlar yukarıda olduğu için bir ya da iki delik aşağı alabiliyoruz. Biraz daha bizim hizamız bu oluyor. Bir adım öne attık. Önde birleştirdik. Vücudun ileri ya da geri oynamıyor. Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi omuzlar öne doğru gitmiyor. Başımız da sabit. Şu şekilde öne doğru birleştiriyoruz. Göğüs her zaman dışarıda. Yani içeride bu şekilde değil. Öyle değil. Göğüs dışarıda. Bu şekilde önde birleştiriyoruz. Kapattığımızda göğüs kaslarımızı sıkıştırıyoruz, iyice sıkıyoruz. Yavaşça açıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Hareketi uygularken en önemli nokta, her zaman da söylemiş olduğum gibi, nizami formu bozmadan setinize ve tekrarınıza odaklı. Yani kaç kiloya aldınız? Diyelim 20 kiloya ya da 20'şer kiloya aldınız harekette. Maksimum tekrarınızı çıkartıp tam hissetmenizi sağlamak için nizam formu bozmuyorsunuz. Kapattığınızda göğüslerinizi sıkıyorsunuz ve göğüsler her zaman dışarıda oluyor. Kapattığınızda, birleştirdiğinizde göğüslerinizi iyice sıkıyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar cable cross'u. Ben şimdi bir de kiloyu arttırayım. Kaç kiloya aldım? 40 kiloya aldım. 40 kiloya aldım arkadaşlar. Kiloyu arttırdım. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, ağır kilo çalışmak için hareketin nizamiliğini bozuyor. Şimdi nizamiliği bozulmuş bir şekilde yapacağım artık. Arkadaşlar böyle bir çalışma şekli yok. Böyle bir çalışma şekli yok. Şimdi buradaki 40 kilo değil mi? Hareketin tekrar doğrusunu gösteriyorum. Kilo bana da ağır olduğu için ben de zorlanıyorum ama yine nizam formu bozmamaya çalışıyorum. Göğüslerim şu an acayip derecede yanıyor. Evet arkadaşlar, yani kilo önemli değil. Önemli olan kası ne kadar yükte bırakabildiğiniz, ne kadar çalıştırabildiğiniz.
O yüzden kiloyu arttırıp yani çok fazla çalıştığını düşünmeyin. Kiloyu maksimum seviyede tutun ama hareketin nizamını hiçbir zaman bozmayın. Şu şekilde de çalışabilirsiniz ağır kilodayken. Şu şekilde de çalışabilir. Ama her zaman nizamını koyun. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, cable cross nasıl yapılır, nerelerde hatalar yaparız, varyasyonları, hataları ve normalde nizam formunu sizlerle paylaştım. Yorum olarak bana hangi hareketleri göstermemi yazarsanız ben de size yeni videolar paylaşacağım. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı, Emre abinin tabiriyle videolara like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.